Kızım. Çok yorgunuz ama ben bir tık bu kadar araştırmaya rezervasyon yapmadan gelirsek olacağız arkadaşlar. 4 lira gibi arkadaşlar. Şu an 12 lira ödüyoruz kişi başı. Oğuz. Maceradan sonra. Götümden terapi. O kadar sevim, o kadar güzel bir şey oldu diyorum yani. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Bence de. Biletteki numaraya yine bakalım da. Ya bu Ağustos ayı olsa bu kadar olur ya. Şimdi biliyorum. Kaç? Valla şu an şeyi çok beğendim. Tuvalet banyo temizliği gördüm, gayet güzeldi. Evet, sonunda hayal ettiğimiz görüntüyle karşılaştık ama arkadaşlar ilk günden böyle bir uçurumdan aşağı kendimizi atmayın diyemiyoruz çünkü çok lezzetli gözüküyor gerçekten. Ama siz de isterseniz çok daha komik rakamlara dışarıda yiyebilirsiniz. Bu küçük bir ödüldü bizim ilk gün ödülümüz. Daha ödüller çok, daha iyi duyuyor. Üstü kapalı ne cevap vereceğimi biliyorum ben sana, susuyorum şimdi. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sedat Bey, ucuz kahveydi, pizzaydı derken kendinizi bomba bir restoranda buldunuz. Ödediğiniz rakamla beraber. Pizza harika. İki pizza, güzel. Hafif bir içkiye ne kadar ödediniz? Söylemiştim. Söyle. 50 TL. Yani 62 euro ödedik. Bak koymaz koymaz diyorsun ama gelince koyuyor ya. Fena koyuyor. Kalını çıkartmaya devam ediyoruz. Galiba kendi eksiğinin etrafında bir kere de dönüyordum. Falan. Düşüyordum, olmaz mı? 2-3 bence tamamladık, gel gidelim buralar. Sonunda geldik ama hala bitmedi. Çünkü bu kadere girmek benim gibi biri için özellikle de asansörle teras katına çıkmak için arkadaşlar her şey dahil. Kaderin içi, dışı, asansörü falan 20 euro ödedik. Mayıs 16. Türk olarak tabii ki yine küçük bir market bulduk. Ortalama olarak gösteriyorum arkadaşlar şöyle. Büyük boy bir ananas suyu 2.40. Yalandan 2 tane kek. Ve bir de büyük bir su aldık. Tutar 6.10. Böyle olabilir mi? Aç bakayım. Bir sürü su göstereyim. Bir tane var. Temiz alıyor. Genel olarak temiz. Bu bir de ufaktan. Odalar hello. Thank you. Hostelimizin ikramları da var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şükür deyip yapıyordum bu arada. Kesinlikle gece gündüzden çok daha ihtişamlı. Konaklama paramızı çıkartmak için her şeyi yaparız yani. Çok benzenen şey galiba. Sesli Mardin'den yeni geldim.
ediyoruz. Tabii ki dünya kadar kilise, katedral falan dolaştık. Ama şunu söyleyebiliriz. Bunun kadar etkilisi hiç olmamıştı. Bayağı etkili. Ve bakın dünyanın her yerinden herkes geliyor. Sadece katedrali maskesiz giremediğimiz için gittik geri. Döndük yoldan. Devam et. Çünkü... Affedersiniz. Yes, sure. No escalera. Ay. I hope. Thank you so much. Okay, thank you. You're welcome. Bye bye. Thank you. Hani neden tepesine çıkayım falan diyorduk ama gerçekten yakından görmek biraz daha etkili geldi bana. Sedat bayağı hayranlık uyandırdı. Kesin Sedat uçuyor yani şu an havuzdan. Katedralin bence en keyifli yerlerinden bir tanesindeyiz ve işte yaşadığımız için kendimizi şanslı hissettiğimiz an. Muhteşem. Sence? Harika. Ben bu kadar bunu bir yapıp görmedim gerçekten. Çok etkileyici. And I was your best friend. Now I'm losing all of my senses. Mardin'den yeni geliyoruz. Tabii ki dünya kadar kilise, katedral falan dolaştık. Ama şunu söyleyebiliriz. Bunun kadar etkilisi hiç olmamıştı. Bayağı etkili. Ve bakın dünyanın her yerinden herkes geliyor. Evet. Ya ben dünya çapında bir şey duyuruna geliyorum. Mehmet'in ısrarıyla geldik. İsmi neydi? Fanzorot'ta. Fanzorot diyor ama ülkenin ismi kullanmış. Luini. Bakalım. İçini size göstereyim de bakalım. Domates, kaşar falan. Bizim kişinin başka bir versiyonu. Değil mi? Ve en sonunda buradayız. Yanlış demez mi? Adamlar 1953'ten beri şunu yapıyorlar. Ama seni mutlu edemedim yani Sebahçım. Yanlış mı? Gerçekten yanlış mı? Kaç puan? Çok güzel. Oluyor. Bir Pepsi ve bir Big Boy Pizza 150 TL. Tamam. Dolar, euro kaç para şu an? 160 mı? Son akşam yemeğinin resmedildiği yer. Aslında burası resmedilmemiş. Farklı bir pres tekniği kullanılmış. Böyle bir teknik. Bir de sağ olsun Sedat'cığım şehir içinde güzel bir tramvay hattı buldu. Ha istediğimiz her müzeye ve otele bizi götürüyor. Valla İtalyanolar çok pahalı olduğu için bedava tramvaya biniyoruz. Evet, normalde bunu yapmayız ama bilet alacağımız falan da bir yer değil. Normalde ben biz yaparım. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Ben yaparım. Bunu yapar. Ben yapamam. Ben yaparım. Evet, bakalım ne oluyor. Leonardo. Leonardo biletleri kapış. Arkadaşlar iki uyarı. Birincisi kesinlikle biletlerinizi alın internetten ve rezervasyon olarak girin. İkincisi bu kiliseye yine şortlu ve tişört olarak giremiyorsunuz. Ne gördüğünüz gibi bu sıcak havaya dayanamadık. Ama yanınızda bence bir şeyler getirin ve biletinizi alın. Olmadı. Burada göremedik, kısmet değilmiş. Şimdi diğer odaya gidiyoruz. Evet ve Ali'cimin elinden bir kahve içiyoruz şimdi. Metrodayız ve otobüs terminalini bulmaya çalışıyoruz. Tabii bu sırada Booking, sevgili Booking yine her zaman olduğu gibi bize arkadaşlar rezervasyonumuzu iptal ettiler. Sadece oteli arayıp alır mısınız falan dediler. Biz her zaman olduğu gibi Booking mağdur olarak Venedik'e gidiyoruz.
yolculuğu bitti. Ve şimdi nereye gidiyoruz Sedatçığım? Şimdi San Marco'ya gidiyoruz. Yani Venedik'in en işlek, en eski ve yıllar sonra suya batacak olan merkezine gidiyoruz. Yani yıllar sonra gerek kalmaz zaten. Yani eski deriz, haftaya benim falan gider o iş. Burası yeni Venedik. 10.30'daki treni beklerken tabii ki Venedik'e aç kalma ihtimalimize karşı metronusa başlıyorduk. Fiyatlar tabii ki yine bizde için biraz garip ama gerçek bir şey yoktu. Ne Venedik'sin be, vallahi git git bitmedi ya. Baba ulaşın. Karakterin çok güzel. Ve Haydarpaşa'dan iniyoruz yani. Şuraya doğru gidebiliriz bence. Bak orada sallar mallar bir şeyler var. Sen kendine gel. Yorgun değilim. Sadece beni dinlemiyorsun ya. Girelim diyorum. Bak İtalya'da eğer yardımcı olmuyorlarsa ulaşıma kaçak girmek çok kolay. İzin veriyorlar. O yüzden kaçak girmek lazım. Ali değil ki. Şimdi arkadaşlar ben bunu desteklemiyorum ama maalesef haklı. Yani şu sıradaki bombotla 10 dakikalık bir yere götürecek euro oluyorlar. Eğer 2 gün git gel hani 24 günlük alırsa, 24 saatlik alırsa 21 euro civarında. Bir yerde biletsiz falan ben de öyle yaptım. Biz bunu uygulamamayı tercih ediyoruz çünkü yani çarklar dönmez. Harika. Bizim için Venedik şu anda başlasın. Bence maske çıkararak başlasın. Yeter artık. Yeter. Kaç biz hala o sıraya yerleşeceğiz. Benim tam korkuyu bir tasarım yapılacak olan sokaklar. Biraz ağırmış. Motorunu çıkartıyoruz. Bu odanın günlüğü şu an 80-90 euro. Yarın akşam eğer kalmaya karar verirsek 288 euroya çıkartıyorlar. Çok özel bir odamız dedi. Bakalım ne çıkacak. Aman Allah'ım. Nasıl yani ya? Ne? Biz bunu hak ettik Ali. Nihayet. Günaydın. Venedik'teki ilk gün. Muhteşem bir uykuyla bunu başladık. Şimdi kahvaltı yiyoruz. Otelin kahvaltısı bir yüzü falan. Her şey anlatıldı galiba. Bu Sedat zaten kopmuşlar. Benim en çok sevdiği domuz pastırmaları. Yumurta. Ve gerçekten otel kahvaltıdan tam puanlıyor. Venedik sokakları. 8'de kalkıp 10'da dışarı çıktık ve o yağmurlu hava yerini şöyle güzel bir havaya bıraktı. Bizi şaşırtan en büyük şeylerden bir tanesi bütün çarşaflar ve çöp sistemleri bu kanallar aracılığıyla toplanıyor. Bayağı zor. Ne kadar şöyle? 14 euro. Alabilir miyiz acaba böyle? Diğeri çok büyük diye kullanamamıştık ama bunu bir evin köşesine alabiliriz belki de. Ne?
vendita. Non è questo, potranno altri museli. Ti ha capito, sei proprio... Ma sì, io sapevo perché il caso fa cura, sì. Yani uzun zamandan beri görmediğim kadar harika bir işçilik, çok güzel. Merak ettiğimiz köprüye geldik. Biraz hüzünlü ama bence güzel bir yağmur var. Ve neredeyiz Selam? Neredeyiz? Venedik'te. Bu gördüğünüz köprü Son Nefes Köprüsü olarak biliniyor. Son Nefes Köprüsü aynı zamanda diğer isimleri Ahlar Köprüsü, İşkence Köprüsü ve İş Çekişler Köprüsü olarak da biliniyor. Bu köprünün şöyle bir özelliği var. Yükler Sarayı'ndan cezaevine geçmek için kapalı bir köprü yapmışlar. Ve buradan cezaevine gidenlerin son defa belediye bakması için şöyle bir penceresi var. Oradan son kez bakıyorlarmış ve cezaevine gönderiyorlarmış. Aynı zamanda bir inanışa göre çiftlerin bu köprünün altında öpüştüğünde aşklarının sonsuz olacağı olarak da bir inanış varmış. O yüzden zaman bir dilek tutalım İstanbul. Hadi Allah'a ısın. Sulu, yola devam. Yine sıra dışı bir restoran. Lavaşları bu hale getirmişler. Herhalde bizde yapsalar nimetle oynuyorsun deyip ertesi gün dükkanı taşlarlar. Ya da yakarlar. Severler yakmayı bizimkiler. Odamız değiştirildi arkadaşlar. Bugün belki gerçekle yüzleşiyoruz. Bakalım ne karşımıza çıkacak. Ama bence iyi. Ben mutluyum. Güzel canım. Daha ne? Gerçekten önemli olan haz almak. Ve biz her zamanki gibi bir 15 dakika gecikmeli Airbnb'den aldığımız tura katıldık arkadaşlar. 4 kişiyiz. Gayet de keyifli gözüküyor. Roberto bizi dolaştırıyor. İki tane de Amerika'dan arkadaşımız var. Eski bir tiyatronun içerisindeyiz. Ve burayı da süpermarket yapmışlar. Bayağı ilginç. Buraya gelebiliriz ama. Gelmez miyiz? Hani bir tur düşünün. Ali hangi turu sever diye. Bu benim turum. Benim için tasarlanmış arkadaşlar. Şaka bir yana. Gerçekten bu eski tiyatroyu market yapma fikri çok ilginç. Hatta Covid'den önce burada aldıklarınızda yukarıki katta pişirip hizmetler veriyorlarmış. Ve ilk durağımızdayız galiba. This one, this is typical Venetian. Balık diğerleri. Sardine is sardine with onions. What? Codfish. Codfish. The same one, but in a different way. In another way of cooking. Son rosso, non so mai. Gorgonzola leggermente piccante. Ah, this is blue cheese, spicy blue cheese, and black cabbage. Black cabbage. Şey, kabak. What's this? Ben şundan istiyorum ha. Bir ondan alalım, yemeğini yiyeriz. Bir tane bir ondan. Aa, o da güzel bir neymiş? O asparagus dediğimiz ot var ya üzerinde, ondan. Tamam, ben ondan alayım, sen ondan al. İstersen paylaşıyorum. Şerefe.
Yes. I'll share that. Thank you. Come on, we are friends, don't worry. But you know, I'm the tour leader and I want to... Çikolarımız geldi. Here in Venice, we don't call wine. Wine in Italian language is vino. But there wasn't any fridge at that time. So the wine cellar, and then we just desk like this one, with all the wine on board. And they made the... Evet, rehberimiz bizi şöyle bir yere getirdi ve ilk tadımlarımız falan tadıyoruz. Nasıl çikito? Oluyor. Çiğ balık veya işte balık artı bir şeyler falan böyle. Şu an yediğim şey sanki böyle tavuk döneri soslamışlar. Balığı. Hatay usulü çikito yemiş gibi. Balık ama o. Balık da tavuk döneri gibi tadı var. Evet, tura kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sedat Bey fotoğraflarını çekmeye devam ediyor. Sedat Bey, ikinci durağımızdayız. What do you want to drink? White one. Okay. White? Yeah. White? Again, white one. You remember what you had to say? The name of the wine? Ombra. You want to order? Ombra. Always catfish. These are catfish too, because it's difficult here. Shrimp, sardesao. Teste devam et bakalım Sedatçığım. Yani şu ana kadar falan iyi gidiyor. Ben sevdim, okey. Sen de. Al bakayım tadına. Ten? Six point? Very good. What's your score? Seven. Seven. Oh, seven. Better than fish, seven. I think. Very good. Six, seven. Seven on ten? Yeah. Rehberimiz bize Venezia'daki pek kurumasız böyle herhalde deniz olmayan köprüyü gösterdi. Bu köprü üzerinde kavgalar ilerlenmiş ama 19. yüzyıldan sonra artık her şey değişmiş. Taşmasın diyorlar. Şurada şey var. Evet, bak şurada lan da plastik. Birinin kavgası da geldi galiba. Finishing the canal. So we have to come back. Otherwise, you prefer you can swim. Sedat. Bu ne ya? Mecidiyeköy. Küçük kalle. Küçük kalle. Koş. Buyurun efendim, sizi ağırlayalım. Sedat Bey, sizin için bir masa ayrıldı. Air BNB'den aldığımız bu tur da bitti arkadaşlar. Sedat her ne kadar bıdı bıdı yapsa da ben bu turun gerçekten fiyatı karşıladığını düşünüyorum. Toplamda Roberto bize 6 tane içki, 6 tane de Cinciretro. Chiquito. Chiquito aldık. Bence bu tur bu fiyata ederdi. Sedat Bey memnun kalmasa da, çünkü dakika başı fotoğraf çektirmek istese de biz de şimdi grup arkadaşlarımızdan ayrıldık. Hatıra fotoğrafımızı çektik. Öyle bir şey yok. Vermeyeceğim. 3 tane şarap içtirdik. Öyle. Şu an sarhoş olabilirim ama bu yayını yapıyorsam eğer kamera şu an elimde. Arkadaşlar bakın, ben arkadaşlar gerçekten öyle 55 deli yürümeyin. 55 euroya gerçekten. Bir tane tur alın. Zaten biz içtiğiniz her şarap için. Bize yok işte korkulu olmayan köprüyü gösterdi.
Yok işte dar bir geçit varmış, onu gösterdi. O kadar yani. Yoksa bakın Amerika'dan yeni dostlarımız var. Telefonlarımızı birbirimize aldık. Yeni kesinlikle köprüler yaptık. Bizim ülkemizi anlattık. Amerikalı dostlarımız asla ülkemiz hakkında doğru düzgün şeyler bilmiyorlarmış. Adam bize bir şey yedirmediği için şu anda pizzacıya gidiyoruz. Bak. Şu an pizza yemeyelim. 6 tane şey yedirdi. Yaptı. 6 tane ekmek yedirdi. Üzerinde dolu. Yine yaranamadı. Ama neyse ki turda keşfettiğimiz pizzacılar vardı. O yüzden pizzacılara koşuyoruz. Şu an koşuyoruz. Yok yok, şaka bir yana. Gerçekten siz olun, bir turla gelmenize fayda var. Çünkü sokak sokak dolaşıyorsunuz ama bazı şeylerin anlamını bilmek lazım. Bu çemeşe takılmayın. Toplamda biz 100 küsur dolar verdik ama 6 tane içecek, ekmek, ıvır zıvır falan hepsini tattık. Bence çok başarılıydı, haz alındı. Şimdi sıra pizzacıda. Diyoruz. Hayal ettiğimiz pizzaları bulduk. Gidiyoruz. Allah 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 Allah. Bu ne acaba? Venedik'teyiz. Farini'deyiz. Birazcık daha yağlı. Severiz. İki pizza. İlk olarak 200 lira. Ama doyuyorsunuz. 100 liraya doyuyor. Yine böyle domuz etli bir şey ama yağlı mansolar süperdi. Bunda da rokalı, peynirli. Derelle falan var ama ben yine domuz süperdim. Ve Samet'in hatırına bir yerde bulduk, kanallı deniyoruz arkadaşlar. 3,5 bir çocuk. Samet için senin için geliyor, kanallı. Evet, üçüncüde de alayım onun için. Sen tut, ben bir tane de alacağım. O kadar. Bana ver bunu. Çok güzel. Çok güzel. Ya. BNB'den aldığımız güzel sokak görüntüsünden sonra çok fena, bunlar ne oldu? Tam kayda girdim, uçlar rahat bırakmıyor ve hala da devam ediyor. Aziz Mark Çan Kulesi. San Marco Meydanı'ndaki en önemli yapılardan biri de neredeyse Venedik'in her yerinde görülebilecek olan Aziz Mark Çan Kulesi. Kulenin en önemli özelliği her birinin farklı bir işlevi olan 5 çanı olması. Bu çanlardan Marangona mesai saatlerinin başlama ve bitişini anlatıyor. Malefico infazda, Nona öğle vaktini, Mezza Terza senatörler için Dükler Sarayı'nda toplantı çağrısını ve Trotiera ise Büyük Konsey'in toplandığı haberini veriyormuş bu çanlar. 5 tane çan var. İsmi neydi? Teşekkürler. Muhteşem müzik eşliğinde İtalya gezimize devam ediyoruz. Öyle güzel bir gün batımı, öyle buralar güzel bir meydan. Buralar inanılmaz pahalıymış, sakın burada bir şey yiyip içmeyin diyorlar, öyle diyorlar. Ah bu vlogçular, ah bu yalan diyorlar. 2018'de Euro'nun bilmem kaç TL olduğu zamanlarda bile bunu diyorlarsa, yıl olmuş 2022, asla bu meydanda bir şey yiyip içemeyiz zaten. Biz Türklere ölüm. Güzel dakikalar bence. Restorandan gelen müziği de değerlendirirsek bence çok romantik, çok güzel. Galiba bu kadar ülkenin arasında gördüğüm en romantik meydan. O tarihi, o Euro'nun fazlalığını, her şeye rağmen İtalya'ya iyi ki geldim dediğim akşamlardan bir tanesi yani.
ve başka bir noktaya gidiyoruz. Ardından süper bir akşam yemeği rezervasyonumuz var. Ardından biraz uyumak istiyorum. Ve yarın İtalya'nın hangi köşesinde olacağız? Bunun merakıyla yanıp tutuşuyorum. Dolara karşı oturuyoruz. Burada sen de ol. O zaman bay bay. Küçük bir Venedik akşamında Sedat Bey'le yaptığımız kaçamağın bedelini ödemeye hazırız arkadaşlar. Ama La Piazza hani böyle tamam güzel tekerlek peynirin içerisinde harika bir sunum yapsa da biraz soğuk servis yaptığı için ben puanını kırıyorum. Lezzet makarna fazladır benim için. Ama tabii bu kültürü deniyoruz biz de şu anda. Ben 6 verdim. Sedat'ın fikri nedir bilmiyorum. Bildiğimiz makarna. Ben daha iyisini ben şunu söylüyorum. Sokakta yediğiniz makarnaları tabii ki 7 euro, 5 euro verirsiniz. Ama oturacak yani. Tabii kanalın yanında yemeği tercih ederdim. Ama bunu da deneyimlememiz gerekiyor. Servis ücretini zaten almışlar. 5,5 euro. Teşekkürler. La Piazza'dan ayrılıyoruz. Dayanamadık. Yine dayanamadık ve şu kanonliliğe kanonliliğe esiri olduk. Ve kanonli zamanı ve Samet hatta Samet sayesinde kanolli deniyoruz. Kanolliler bize de giriyor. Tamam olsun. 4 euro 5 euro hepsi. Samet öleceğim. Hemen Avrupalı birini bul. Samet'in gazıyla beraber yine bu kanolilerden denedik. Serçe parmağımız kadar kanolinin 1,5 euro olduğu İtalya'da. Ama zamanında benim dönem atıp Kit Kat vardı. Üzeri pudra şeker, arada çikolata falan. Ona benziyor. Yani tatlı seven tipler sever. Öyle aramam yani. 19 Mayıs 2022 sabahından günaydın. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Umarım böyle şölenlerle kutlayacağımız yıllar önümüzde değil. Önümüzdedir ve bu siyasi açıklamalarımdan sonra Venedik sabahından günaydın diyoruz arkadaşlar. Venedik'te iki gece burada konakladık. Ödediğimiz fiyat hakkında biraz da bilgi verelim. Yaklaşık 2025 lira artı 118 lira şehir vergisiyle beraber yani ortalama 121 euro ile artı kahvaltı ücreti var bunun. Yani her şey dahil muhteşem bir konaklama yaptık. Kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir otel. Kahvaltımızı böyle keyifle yaparken dedik ki artık Venedik'teki ikinci günümüz doluyor ve Sedat Bey bize neler söyleyecek? Rotamız artık Floransa. Kahvaltıda da Floransa için hazırlıklarımızı yaptık. Ne kadar? Aslında tren baktık arkadaşlar ama aktarmadan yana değiliz. Eğer aktarma yaparsak herkes tren diyor ama biz tren bulamıyoruz. Uygun diyor daha doğrusu. Biz uygun tren bulamıyoruz. Uygun trenler de aktarmalı oluyor. Biz de aktarma yapmadığımız ve uygun gitmek istediğimiz için otobüs tercih ettik. Otobüs 2 kişi 20.38 euro. Yani kişi başı 10 euro. 10 euroya falan denk geliyor. Tren ise kişi başı 20.50 eurodan başlıyor. En uygunu ve aktarmalı olanlar. Aktarmasız olanlar ise 50 eurodan falan başlıyor. Durum böyle olunca da biz de otobüs otobüse en yakın otobüs terminalinden otobüs bulduk ve gidiyoruz. Floransa için de size birkaç alternatif söyleyeyim. Biz genelde Booking'den baktık. Evet, Venedik'teki son günümüzü ayırdığımız turdayız. Rakamlar böyle. Biraz araştırdık arkadaşlar ama bunlar bayağı resmi rakamlar. I will pay to him after, okay? It's the same. Thank you. Okay. We trust him, mate. Solo, solo la prima casa e basta.
E tu veni a fare lavoro? Così pronto di tornare a mora. Luigi, qua in mezzo. Dio calvezzo, va. Dio calvezzo, ehi, aşk, ehi. Kırmızılar. Aa, evlenme teklif etti. Bravo. Afiyet olsun. Evet, gemimiz. Ben sevmedim. Severim. Şu ortamda içilir yani. Hiçbir şey benzetemiyorum çünkü buranın tadını. Ama burada içtiklerim keyifliydi. Zaten Airbnb'deki rehberimiz sağ olsun 3 tane içirip bizi koca günü sarhoş geçirtti yani. Demek burada ambulanslar meşhur. Şirin olmuş, şirin, tatlı. Sanat ve sanatçılar Türkiye'den gelenleri de düşünmüş. Yine şöyle sanırım akademinin içerisinde güzel bir film gösterimi vardı. Ona katıldık kısa bir süre. Şimdi saat 5'teki otobüse kadar buraları keşfetmeye devam ediyoruz. İşte nadir gördüğümüz anlardan bir tanesi. Bu gördüğüm ikinci dilenci galiba. Koskoca İtalya'da. Çok korktum ya, şu an ayrılıyorum. Korktum ya, beni yalnız bırakma ya. Yine bir marketteyiz. Bir adet nektarin 0.75, bir adet kayısı 0.69, iki adet muzun fiyatı da 0.95 euro olarak kayıtlara geçsin arkadaşlar.
ve Venedik'teki son öğlen yemeğimizde Fresh Pasta to Go'ya geldik arkadaşlar. Burası 2012'den beri aktif. Ara sokaklarda yine ben konumu paylaşmaya çalışıyorum size ama yedi. Alalım. Şöyle. Ali hangisini istiyorsun? İstanbul'da. Elora. Number 4 I think is okay for you. Number 4. Okay. 3 and 4 please. Thank you. I know that you like. Parmesan. Parmesan. Yes please. And spicy, no? Yes. Very fine. Ayrılış. Yine düştük yollara. Vaporettalar bizi bekliyor. Bakalım harita. Şöyle bir de oynuyor. Muhteşem bir bilgilerden dolayı herkes teşekkür ediyor.